Yaptığımız bütün anketlerde şehrimizde en önemli sorunlardan birisi olarak ulaşım sorunu gözüküyor ve bu konuda %65 civarında bir memnuniyetsizlik ortada. Dolayısıyla hem bir taraftan minibüsçü esnafımız bazı hatlarda iş yapamaz ve kontak kapatır pozisyondayken, bir taraftan da özellikle akşam saatlerinde, yoğun olmayan saatlerde toplu taşıma imkanlarından hemşehrilerimiz mahrum durumdadır. Uzun bir süredir Kars'ta diğer partilerin yönettiği dönemlerde de belediye meclisi ulaşım ihalesine çıkmış ama fiilen tamamlayamamıştır, gerçekleştirememiştir. Son iki dönemde de bu belediye meclis kararlarında zaten görülebilir. Müfettiş raporları da Kars Belediyesi'nin kamu zararına sebebiyet vermemesi için minibüs ihalesine çıkılması gerektiğini çok net biçimde ortaya koymuştur. Dolayısıyla bizden önce zaten başlamış olan bir süreci hem bürokratik açıdan hem siyasi karar açısından tamamlamak için bu girişimde bulunduk. Belediye meclisinden oy birliğiyle ihale kararı çıktı. Bütün partilerin temsil edildiği bir komisyon kuruldu ve minibüsçü esnafıyla hem ilgili komisyonumuz hem belediye idare olarak çok kez görüşmeler yaptık ve biz esnafımızı da koruyacak biçimde onların ortaklaşıp uzlaşıp bir kooperatif olarak bu hizmeti vermelerini sağlama konusunda elimizden gelen yardımı yaptık. Elbette ki kanunların bize tanıdığı yetki doğrultusunda ve şehrin beklentisini de hizmet talebini de dikkate alarak bunu yaptık. Havuz sistemiyle, kartlı sistemle, daha modern duraklar, daha düzgün yollarla ulaşım hizmetinin sağlanması vatandaş için bir haktır. Belediye açısından da bir görevdir. Dün düzenlediğimiz ihale iki firma tarafından aslında girme teşebbüsü gerçekleştiği halde eksik evrakları ve tamamlanmamış evrakları dolayısıyla gerçekleşmedi, tamamlanamadı ihale süreci. Ama biz daha önce de bunu ifade etmiştik zaten. Uzlaşarak, ortaklaşarak belediye çatısı altında bu kooperatifle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu söylemiştik. Esnafımızı mağdur etmemek için. Ama sonuçta ihale kanununun bize emredici hükümleri var. Biz bu ihaleyi yeniden yapacağımızı daha önce de ifade ettik. İkinci yapışımızda aynı koruma tedbirlerini alamayabiliriz. Haksız rekabete sebebiyet vermemek, ihaleye fesat karıştırmamak açısından elbette kanuni sınırlar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Türkiye'de başka örnekler var. Örneğin Düzce'de de ilk ihale yapıldığında hiçbir esnaf ortaklaşamadıkları için, uzlaşamadıkları için kooperatif olarak girmediler. İkinci ihaleyi belediyenin şirketi aldı. Sonra belediye şirketi esnaflardan talep topladı. Bu durumda da bu talep doğrultusunda eğer talep yani hat sayısından fazlaysa, tahsis edilmiş hat sayısından fazlaysa kura yoluyla belirlendi Düzce'de. Biz de kanuna uygun, adaletli bir formülle ikinci ihalemizi gerçekleştireceğiz. Belediye şirketi de alabilir, başka birileri de artık ihaleye girebilir. Bizim herhangi bir kişinin ihaleye girişini engellememiz asla söz konusu değildir. Biz bir taraftan şehrin daha sağlıklı hizmet almasını düşünmek ama bir taraftan da esnafın bugünkü zor koşullarda hem salgın hastalık dolayısıyla hem genel ekonomik sorunlar dolayısıyla mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapacağız ama bu süreç mutlaka tamamlanacak. En son seçenek de daha önce ifade etmiştik. Ağrı örneğinde olduğu gibi eğer bu hizmeti belediye piyasadan dışarıdan alamıyorsa ulaşım hizmeti vermek zorundadır. Ağrı'da olduğu gibi belediye kendisi araç kiralar ya da satın alır. Ulaşım hizmetini belediye olarak kendisi yürütür. Biz bu seçeneğe, bu üçüncü seçeneğe kalmamasını arzu ediyoruz. İkinci ihalemizi önümüzdeki günler, yasal günleri takip ederek beklememiz gereken süreyi tamamladıktan sonra ikinci ihalemize çıkacağız. Ben bu şehirde hem esnafı mağdur etmeden ama hem de şehrin layık olduğu hizmeti görebileceğini, verebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde süreçle ilgili bilgilendirmeyi ilgili birimlerimiz yapacaklar.